kere için. Daha gösterelim. Göstereceğim. Ondan yine çok yapacağım. Yine, evet. Tığım arada. Zincirimi arada çekiyorum. Bir, iki, üç. Ha. Ben üç kere de çekerim ama başkaları dörtte ulaşabilir. İkide ulaşabilir. Hiç önemli değil. Bütün güzellik ipliğin altta olması ve bu zincirlerin hani böyle batçık değil de çok yassı ve düzgün olmasından kaynaklanıyor bu görünüm. Şimdi devam ediyorum. Ne yapmalıyım? Zincirimi çekiyorum. Böyle yine gelişi güzel saymıyorum. Çektim. Şimdi bakıyorum açı olarak tabii ki şöyle falan açılmalıyım. Şöyle açılmalıyım. Tutup bunu eğer ben şöyle yaparsam bu çok yanlış olur. Bu yanlış olur. Ne yapmalıyım? Ben buraya uymalıyım. Burası boş kalır. O zaman ben bir iki tane daha zincir çekiyorum. Yani şablona gerçekten dediği gibi uymalıyız. İhtiyaç var. Var. Şimdi çektim zincirimi. Şöyle buraya batayım. Yani burada belli yerler yok. Tamamen kendiniz ayarlıyorsunuz. Battım. Burada hemen batıp örgüye devam etmiyorum. En önemli püf noktası. Araya boşluğa batıyorum. Kaydırıyorum. Burada hemen zincirin üzerine bir kez daha batarak yeni zinciri oluşturuyorum. Böyle çektim. Şimdi buraya batıyorum. Burada mesela bir tane fiyonk yapayım. Bir tane tamam, fiyonk yapalım yap. Şimdi fiyonk. Şimdi ben ne tarafa doğru gidiyorum? Sola doğru gidiyorum. Sağdan örüyorum, sola doğru gidiyorum. Fiyonk yapabilmek için kuralımız geriye dönerek yapmak. Eğer biz sağa giderken sola dönerek yapacağız. Soldan sağa gelirken sola dönerek yapacağız. Yani tam ters yöne döneceğiz. Böyle tığımı içeri geçirdim. Bir, iki. Fiyonk için iki tane arada çekmem. Ve hemen zincirin üzerine geriye dönerek tutunmam gerekiyor. Tutundum. Arada çekiyorum. Bir, iki, üç. Bir fiyonk oldu bakın. Batıyorum zincirimin üzerine. Böyle inanılmaz zevkli bir çalışma. Yani bunu yaparken ne koronavirüs düşünülür. Hiçbir şey düşünülmez. Böyle... Evet. Çünkü nereye batacağım, hani ne yapacağım hep düşünmelisiniz. Evet, batıyorum. Şeye koyarak yapın bir kere bakalım tamam. Nasıl olmuş. Şimdi battım. Bakalım şimdi. Bakalım. Böyle açıma bakıyorum. Burası iyi gidiyor. Burada da tabii ki açılarak yine gitmeliyim. Orada. Çünkü orada. Daha bitmedi dönüyorum burada. Ha. Şimdi geldim. Genellikle köşelerde şunu yapmalıyız. Şunu gösterelim isterseniz. Şu dönüşü. Bu fiyongu. O önemli. Evet. Orası hep dönüşlerde önemli. Yaparsak çok düzgün kenarlar olur. Bu da tabii bir seferinde yapılıyor, bir seferinde yapılmıyor. Evet. Geldim, içe battım, böyle çektim. Şimdi burada geri dönüyoruz. Gittiğim yön burasıydı. Fiyonk yapabilmek için geriye dönüyorum. Döndüm, zincirimin üzerine tutundum, kaydırdım. Arada çekiyorum zinciri. Bir, iki, üç. Çektik. Hemen şöyle batıyorum. Burada bir fiyonk yapmış oldum. Hem de kenar yapmış oldum. Kenarı çıkmış oldum. Devam ediyorum. Burada açıyı koruyabilmek için şunu öneriyorum. Hep bu yan zincirleri biraz fazla çekmek. 12-13 gibi çekip şöyle batmak değil de daha böyle batmak. Çünkü hep açılacağız. Hani böyle batarsam zorlanırım. Ama şöyle batarsam kenar hep açılır. Açıya güzel, uyarım. Güzel bilgiler. Böyle şunu da ilerliyoruz. Göstermek evet, istiyorum. Bunu bakın. Yapıyoruz. Buradan da bakarak gidebilirsiniz. Ama burada belirleyici olan sizsiniz. İnsanın eli biraz alıştıktan çok, sonra. Çok kolay. Çok güzel olmuş. Zincirlerin yani, sabit olmaması en önemli püf noktası. İpliğimizin altta olması en önemli püf noktası. Ve zincirimizi kaydırma yöntemiyle tutunmamız en önemli nokta. Sorular varsa arkadaşlarım bakıyorlar. Soru alabilirim. Ben de böyle bir şeyi ilk defa gördüm. Hani küçük motiflerde orası şöyle olsun, burası benzer şeyler yapmışlığımız var ama hani bu bilinçle değil. Buradan çok şöyle, güzel şey kaptım ben şimdi. Batırıyorum. Yine evet. Batırıyorum. Farkındaysanız yani örgüde sağ tarafa gidilmez, sola gidilir. Şimdi sağ tarafa gidebilmek için örgünün hep yüzünden gidiyorum. Çekiyorum, çektim, tutundum. Arada bir tane çekiyorum. Hemen geriye dönüyorum. Zincirin üzerine batıyorum ve devam ediyorum örgüme. Böyle batıyorum, çekiyorum zincirlerimi. Evet. Ben sola gidiyorum mesela. Solaklar sola gidiyorlar. Sağlaklar
çektim. Öyle gidiyorlar ama burada hep şeyden gidip geliyoruz. Önden çevirmiyoruz yani. Evet, böyle batırıyoruz. Böyle ilerliyoruz. Yani sağdan sola, soldan sağa. Bunun sebebi şu. Rengin bozulmaması. İpliğimizde rengin bozulmaması için hep yönümüz sağ, sol. Sağ, sol. Hani çok dağıtmıyoruz örgüyü. Zeminsiz zincir işinde biz çok çalışmalar yaptık. Daha fazla dağılan yöntemle. Ama hiç dağılmıyoruz çünkü rengi bozmamak için. Hep böyle gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Mesela örgü tamamen biraz daha kendine gelince farkındaysanız şöyle batmışız, burada bir fiyonk yapmışız. Araya batmışız, dönmüşüz, bir fiyonk yapmışız. Batmışız, bir kez daha batmışız, bir fiyonk yapmışız. Yani arada iki tane düz batma, bir fiyonk. İki tane düz batma, bir fiyonk. Arada bir tane düz batma. Serbest atış. Serbest atış. Nereye gerekiyorsa. Bir dakika Tülin Hanım. Bir tamam. Soru var seyircilerimizden. Fiyonku bir daha istiyorlar Tülin Hanımcığım. Peki, hemen gösterelim. Hemen fiyonklayalım. Fiyonklayalım. Evet. Yalnız çok güzel. Merak etmekte haklısınız. Ben şimdi eve gidince deneyeceğim. Bunu çok 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 güzel oldu. Şimdi şöyle göstereyim. Yanlar böyle fiyonk. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Çektim. 11-12 tane zincir çektim. Buraya battım. Battım. Kaydırdım. Araya battım. Kaydırdım. Döndüm. Fiyonk yapmak için ne yapıyordum? Hı. Gittiğim yönün... Şunu alayım Tülin Hanım. Tersin... Pardon. Şöyle. Gittiğim yönün tersine dönüyorum fiyonk yapmak için. Tersine döndüm. Tersine dönmek için tığı bu tarafa çevirdim. Alttaki boşluğa batıyorum. İpliği alıyorum. Yukarı çekiyorum. Şimdi...